Şöyle bir diferansiyel denklem yazalım. Y'nin x'e göre türevi eşittir 4y bölü x olsun. Bu videoda diferansiyel denklemin çözümü bir değer ya da bir değer kümesi olmayacak. Onun yerine bir fonksiyon ya da bir fonksiyon kümesi olacak. Ama bu denklemi çözüp çözümlerini bulmadan önce belli denklemlerin ya da belli fonksiyonların bu diferansiyel denklemin çözümü olup olmadığını gelin doğrulamaya çalışalım. Mesela elimizde y eşittir 4x denklemi olsun. Bu denklem soldaki diferansiyel denklemin bir çözümü müdür? Videoyu durdurun ve kendi başınıza çözmeyi deneyin. Bunun bir çözümü olup olmadığına bakmak için y'nin x'e göre türevini bulmamız ve 4 y bölü x'e eşit olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor öyle değil mi? Ve her şeyi x türünden yazmaya çalışalım ki elimizde bir eşitlik olup olmadığına daha rahat bakabilelim. İlk olarak y'nin x'e göre türevini, evet bunu bulmaya çalışalım. Bunun doğrudan 4 olacağını görebiliyoruz değil mi? Bunu daha önce birçok kez yapmıştık. Şimdi ise 4'ün y'nin x'e göre türevinin eşittir 4 çarpı Buraya da y yazabiliriz ama y yerine 4x yazalım ki her şey x türünden olsun. Bütün hepsini de x'e bölmemiz gerekiyor. Bu doğru bir ifade oldu mu? x'ler birbirini götürdü ve geriye 4 eşittir 16 kaldı. Tabii ki 4 16'ya eşit olmayacak. Dolayısıyla bu ifade diferansiyel denklemin bir çözümü olamaz. Hadi gelin başka bir denklemi daha inceleyelim. Y eşittir x üzeri 4. Evet bir de bu denkleme bakalım. Yine videoyu durdurup bunun diferansiyel denklemin bir çözümü olup olmadığına sizin karar vermeye çalışmanızı istiyorum. Peki Burada da aynı şeyi uygulayacağız. İlk olarak y'nin x'e göre türevini. Evet bunu bulmamız gerekiyor. Kuvvet kuralını kullanarak bunun 4 çarpı x küp olduğunu bulabiliyoruz öyle değil mi? Aynı şekilde bunu da denememiz gerekiyor. 4 çarpı x küp yani y'nin x'e göre türevi 4 y'ye eşit mi? y yerine bütün terimleri x türünden yazalım. O zaman y eşittir x üzeri 4 olduğunu göre, y yerine x üzeri 4 yazabiliriz bölü x ifadesi 4 çarpı x küpe eşit mi? diye kontrol etmemiz gerekiyor. O zaman şöyle bir bakalım. x üzeri 4 bölü x x üzeri 3 eder. Ve gördüğümüz üzere 4 çarpı x küp gerçekten de 4 çarpı x küpe eşit oluyor. Dolayısıyla buna diferansiyel denklemin bir sonucudur diyebiliriz. Tek çözümün bu olduğunu söylemiyoruz ama bu diferansiyel denklemin çözümlerinden biri olduğunu artık söyleyebiliyoruz. O zaman bir de başka bir diferansiyel denklemi inceleyelim. Diyelim ki elimizde bunu farklı bir notasyon kullanarak yazayım. f üssü x eşittir fx eksi x. Evet böyle bir denklem olsun. Denemek istediğim ilk fonksiyonda fx eşittir 2x olsun. Bu diferansiyel denklemin bir çözümü müdür acaba? Videoyu durdurun ve kendi başınıza çözmeyi deneyin. Çözüm olup olmadığını anlamak için ilk olarak f üssü x'i bulmamız gerekiyor. f üssü x'i de kolayca hesaplayabiliriz değil mi? 2, evet. Ardından sırada bunu denemek var. f üssü x 2, fx yani 2x eksi x'e eşit midir diye kontrol etmeliyiz. Bunun sonucunda da x eşittir 2 elde ediyoruz. Bu noktada x'i 2 bulduğumuzu düşünmüş olabilirsiniz ama bu sonuç size bunun bir çözüm olmadığını söylüyor. Çünkü bu sonucun herhangi bir x değeri için doğru olması gerekiyor. Dolayısıyla bu diferansiyel denklemin bir çözümü olamaz. Bir fonksiyonun diferansiyel bir denklemin çözümü olması için fonksiyona koyabildiğiniz bütün x değerleri için doğru olması gerekir. Anlaştık mı? Peki hadi bir tane daha inceleyelim. Diyelim ki fx eşittir x artı 1 olsun. Videoyu durdurun ve bunun diferansiyel denklemin bir çözümü olup olmadığını yine siz bulmaya çalışın. Bunu da aynı şekilde bulacağız. F üssü x eşittir 1 olacak değil mi? Ardından f üssü x'in yani 1'in f x eksi x'e yani x artı 1 eksi x'e eşit olup olmadığına bakacağız. Burada gördüğünüz gibi x hangi değeri alırsa alsın bu denklem doğru olacak. Dolayısıyla bu diferansiyel denklemin bir çözümüdür diyebileceğiz. Hadi birkaç tane daha yapalım. Ekranı şöyle biraz aşağı kaydırayım. Evet bu sefer kırmızı renk kullanayım ve diyelim ki elimizde fx eşittir. e üzeri x artı x artı 1 denklemi olsun. Bu fonksiyonun diferansiyel denklemin bir çözüm olup olmadığını yine kontrol edeceğiz ve ben yine videoyu durdurup bunu kendi başınıza çözmeyi denemenizi istiyorum. İlk olarak fonksiyonun türevini bulalım. f üssü x eşittir. e üzeri x'in x'e göre türevi yine kendisidir öyle değil mi? e üzeri x olur. x'in x'e göre türevi artı 1 bir, artı 1'in de x'e göre türevi 0 eder. O zaman bunu asıl denklemimizde yerine koyalım. f üssü x eşittir. e üzeri x artı 1. Bunun fx'e yani e üzeri x artı x artı 1 eksi x'e eşit olup olmadığını kontrol edelim. x'ler birbirini götürür ve geriye kalanlar birbirine eşit olur. Dolayısıyla bunun da bir çözüm olduğunu rahatça söyleyebiliriz.